Merhabalar, Ayşenur Güler'i YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir bardak altlığının yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle ben 3 renk kullanacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. 2,5 milim de tığım var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sihirli halka yaparak başlayacağız. Parmağımı ipimi sarıyorum. Bir tane zincirle sihirli halkamı oluşturuyorum. Parmağımdan çıkarıp sihirli halkamı birazcık küçültüyorum. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığın başına ipimi doladım. Hemen sihirli halkanın içine batıyorum. Buraya ikili trabzanlar yapacağız. 12 tane. Zincirle beraber. 1, 2, 3. Zincirimizi de her zaman sayıyoruz. Tığın başına ip doluyorum. İkili çekerek ikili trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı 12 tane olana kadar yapıp tamamlayalım. 12 tane trabzanımı yapıp tamamladım. Sihirli halkamı şöyle iyice çekip orta kısmını tamamen küçültüyoruz. Buradaki yaptığımız zincirin 1, 2, 3 tepesine batarak kaydırma yöntemiyle birinci sırayı bitirmiş olduk. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekip tığın başına ipimi doladım. Yine zincirin hemen çektiğimiz, kaydırdığımız yere tekrar batıyoruz. Her bir trabzanın başına iki kere batarak trabzan sayımızı 24'e çıkaracağız. Her bir trabzana iki defa batacağız. Tığın başına ipimi alıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Yine tığın başına ip alıp aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir sonrakine trabzanın tepesine tekrar aynı noktaya batarak ikinci trabzanımı yapıyorum. Her bir trabzana iki kere batarak trabzan sayımızı iki katına çıkarıyoruz. 2, 4, 6. Şimdi bunları 24'e tamamlayalım. 24 tane trabzanımızı yapıp tamamladık arkadaşlar. Şimdi hemen buradaki zincirin tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırıp İkinci sıramızı da tamamlamış olduk. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 3. sıraya başlıyoruz. Yine en son zinciri battığımız yere batıyoruz. Zincirin dibine bir tane trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane olmuş oldu. Şimdi tığın başına ip alıp bir tane tek trabzan yapıyorum. Bir çift bir tek yapacağız. Tekrar tığın başına ip alıyorum. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum aynı noktaya. Sonra tığın başına ip alıp bir tane trabzan yapıyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. 2 tane tek, 2 tane tek yaparak bu sırada 36 tane trabzanımız olana kadar tamamlayalım. 3. sıramızı da yapıp tamamladık. 36 tane toplamda trabzanımız var bu sırada. Hemen şöyle zincirin tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırıp sıramızı bitirmiş olduk. Bir sonraki 4. sıraya geçiyoruz. 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Tığın başına ip alıp hemen zincirin dibine batarak bir tane trabzan yapıyorum ve 2 tane trabzan aynı yere 2 tane trabzan yaparak bu sıraya da başlamış olduk. Şimdi 2 tane tek trabzan yapıyorum. 1, bir sonraki trabzanın tepesine 2. 2 tane de tek trabzan yaptım. Şimdi 3. trabzanımızı çift yapıyoruz. Aynı trabzanın tepesine batıyoruz. 2 tane yapıyoruz.
2 tane tek, 1 tane çift. Şöyle arkadaşlar, 1 tane çift yaptık, 2 tane tek. 1 tane çift, 2 tane tek. Tekrar çiftle devam ediyoruz. Bu şekilde 4. sıramızı da 48 tane olana kadar yapıp tamamlayalım. 4. sıramızı da bitirdik. 48 tane toplamda trabzanımız var. Hemen şöyle zincirin tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıp sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi bir sonraki 5. sıraya geçiyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başına ipimi aldım. Hemen zincirin dibine tekrar batıyorum. 2 tane trabzanla başlamış olduk. Şimdi 3 tane tek trabzan yapacağız bu sırada. 1 2 3 3 tane tek trabzanlarımızı yaptık. Tığın başına ip alıyorum. Şimdi çift trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi 3 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 3 tane tek trabzanımızı yaptık. Şimdi aynı noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramızı yapıp bitirelim arkadaşlar. 60 tane trabzanımız olması gerekiyor bu sırada. Şöyle arkadaşlar, 5. sıramızı bitirdik. Burada toplamda 60 tane trabzanımız var. Hemen şöyle zincirin tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle sıramızı bitirmiş olduk. 3 tane zincir çekiyorum. 6. sıraya geçiyoruz ve bu bizim son sıramız. Siz istediğiniz şekilde bunu büyütebilirsiniz. Bu sırada bırakmayacaksanız, supla yapacaksanız. Şimdi hemen tekrar yine 2 tığın başına ipimi alıyorum. Hemen zincirin dibine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyoruz. 2 tane trabzanla başlamış olduk. Şimdi 1 2 3 4 4 tane tek trabzan yapmış oldum buraya. Her bir trabzanın başına bir tane trabzan yaptım. Şimdi 2 tane trabzan yapacağız. Çift trabzanlarımıza geçiyoruz. 4 tane tekten sonra. Tığın başına ipimi alıyorum. Sıradaki trabzana 2 tane trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya 2 tane trabzan yaptık. 4 tane tek. 1 2 3 4 4 tane tek. Şöyle gördüğünüz gibi 4 tane tek yaptık. Aynı noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Bu bizim son sıramız. 72 tane burada toplamda trabzanımız olması gerekiyor. 6. ve son sıramızı yaptık. 72 tane burada trabzanımız olmuş oldu. Şimdi hemen şöyle trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırıp bir tane zincir çekip şöyle ipimi kesiyorum. Hemen yapraklarımızı yapmaya başlıyorum. İlmeğimi oluşturuyorum. Herhangi bir kısmından başlayabilirsiniz. Hemen trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. Bir tane zincir çekerek buraya sabitlemiş oldum. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. Tığın başına bir kere ip alıyorum. Aynı noktaya başlangıç kısmına batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığın başına ip alıyorum. Buradan 1 2
3. Üçüncü trabzanın tepesine batarak yine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 tane zincir. Tekrar tığın başına ip alıyorum. Aynı noktaya batıyorum. İkili trabzan. Tığın başına ip alıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüyü trabzana batarak trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve oluşturuyorum. Bu şekilde arkadaşlar V'leri yaparak şöyle sıra sonuna kadar gelelim. Bütün yapraklarımızın alt zeminini hazırladık arkadaşlar. Şimdi burada 5 tane zincir çekmiştik. Şöyle 1, 2, 3. Üçüncü zincire batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırarak şimdi bir tane zincir çekip V'nin ortasına batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Tığın başına ip alıyorum. Bir sonraki V'nin şöyle tek trabzanına şöyle orta kısmından batıyorum. Orta kısmından batıyorum. Şöyle katlarsanız çok daha rahat trabzanlarınızı yapabilirsiniz. İkili trabzan yapıyorum. 5 tane. 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Yine başına doluyorum arkadaşlar. Burada V'leri yaptığımız trabzanın buraya tekrar batıyorum şöyle. Buraya da 2 tane yapıyoruz. 1 aynı yere batıyorum. 2 Biz şimdi şuraya yaptık arkadaşlar. Şuraya yaptık. Bura boş olduğu için daha net belli oluyor. Tığın başına ip alıyorum. Şimdi trabzanın diğer yarısına 5 tane yapacağız. Hemen yarısına geçiyorum. 5 tane trabzan. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımızı yaptık. Şöyle yaprağımızı oluşturmuş olduk. Hemen buradaki sıradaki V'nin tam orta kısmından batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar tığın başına ipimi alıyorum. Buradaki bir sonraki V'ye geçiyoruz. Yani ortada bir tane V'yi atlamış oluyoruz. Bir sonraki V'ye geçiyorum. Şöyle orta kısmından batıyorum. Ve 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımızı yapıp tamamladık. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Şöyle yarısını yapmış olduk. Şimdi tığın başına ipimi alıyorum. Burada yaptığımız V'nin battığımız 2 V'nin aynı trabzanla batarak buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2 Tekrar tığın başına ip alıyorum. Şimdi buradaki trabzana geçiyoruz. Şöyle ortasından batıyorum. 5 tane trabzan. 1 2 3 4 5 5 tane yaptıktan sonra hemen bir sonraki zincire sık iğne ile sabitliyoruz. Şimdi bu şekilde arkadaşlar yapraklarımızı yapıp şuraya kadar gelelim. Yapraklarımı yapıp hepsini tamamlamış oldum. Hemen buradaki şuraya batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırdık. Bir zincir çekip artık yeşille işimiz bitti. Kesiyorum.
Yapraklarımızı bitirdik. Şimdi güllerimizi yapmaya başlıyoruz. Ben şöyle koyu bir tane ip kullanacağım arkadaşlar. Yapraklarımızı bitirdik. Şimdi güllerini yapıyoruz. Ben şöyle koyu gül kurusu kullanacağım güllerimi yapmak için. Şöyle hemen şu arada iki tane zincir çekmiştik. Buraya ilmeğimi şöyle sabitliyorum. Sabitledikten sonra arkadaşlar bir tane de zincir çekiyorum. Tamamen sabitlenmiş oldu. Şimdi buraya 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zinciri çektikten sonra tığın başına ipimi alıyorum. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3. zincire batıyorum. 3. zincire batıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar başına alıyorum. Aynı noktaya batıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. Her bir zincire 3 kere batacağız arkadaşlar. Tekrar aynı noktaya 3 tane trabzan yaptık aynı yere. Tekrar tığın başına ip alıyorum. Bir sonraki zincire geçiyorum. Bir, aynı yere batıyorum. İki, aynı yere batıyorum. Üç. Üç tane trabzanımızı yaptık. Tekrar tığın başına ip alıp bir sonraki zincire geçiyorum. Yine bir, 2 3 3 tane aynı zincire trabzanlarımızı yaptık. Tekrar ip alıyorum tığın başına. Bir sonraki zincire geçerek yine aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincire geçiyorum. 1 2 3 Tekrar tığın başına ip alıyorum. Bir sonraki zincire geçiyorum. 1 2 3 Bir sonraki son zincirimize geçiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 Her bir zincire 3 tane yaparak böyle gördüğünüz gibi trabzanlarımız yuvarlak bir trabzan kitlesi elde etmiş olduk. Şimdi bunlar arkadaşlar şöyle bakın gül haline getiriyoruz. Şöyle tığımı da bırakayım. Şöyle gülümüzü oluşturduk. Gülümüzü oluşturduktan sonra arkadaşlar hemen burada aynı noktaya batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğneden sonra iki tane zincir çekiyoruz şimdi. Bir, iki tane zincir. Bu ikisinin arasında şöyle iki yaprağın arasına batıyorum arkadaşlar. İki yaprağın arasına batarak sık iğne ile zincirimi kapatıyorum. Bir, iki zincir. Bir sonraki aradaki iki zincire batıyoruz. Yine buraya gülümüzü yapmaya başlıyoruz. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir tığın başına ip alıyoruz. Hemen 1, 1, 2, 3'üncüye batıyorum. Ve trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar burada gülümüzü nasıl oluşturduysak aynısını yaparak her bir yaprağın yuvasına bir tane gül yaparak bitirelim.
Hemen şu ortadaki zincir kısımlarını yapacağız. Şimdi ilmeğimi oluşturuyorum. Hemen 1, 2, 3. Üçüncü trabzanların tepesinden şöyle arkaya doğru batıyorum. Elimle tutuyorum. İlmeğim bu tarafa doğru gelmesin. Şöyle ilmeğimi çıkardıktan sonra arkadaşlar hemen bir sonrakini batıp ilmek çıkarıp bunun içinden kaydırıyorum. Bir sonrakini batıp içinden kaydırıyorum. Şöyle birazcık daha yakınlaştıralım. Birazcık daha yakınlaştırdık. Bir sonrakine batıyorum. İlmeğimi çıkarıp diğerini içinden kaydırıyorum ve zincirlerimiz oluşmaya başlıyor. Hemen bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar, başlangıç kısmına kadar, şuraya kadar gelelim. Bütün zincirlerimi yapıp şöyle tamamladım. Son battığım İlk yani başlangıç kısmına batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırıp buradan ipimi kesiyorum ve şöyle çekiyoruz. Şimdi buradaki ipimizi de aşağı çekeceğiz. Buradan hemen şöyle şu ikincinin başlangıcından şöyle tığımı getiriyorum. Bunu da aşağı alıyoruz ve başlangıcımız da bu şekilde bitmiş oldu. Ben şöyle son bölüme geçelim, son bölümde görüşelim. Şöyle güllerimizin hepsini yapıp bitirdikten sonra arkadaşlar şöyle iğneme ipimi taktım, bunu buraya sabitledim. Siz de aynısını yaparsanız gülleriniz hiç şöyle arkadan ipimi diğer güle taraf alıyorum. Şöyle arkadan ipimi sabitledikten sonra hemen ipimi şöyle gülün yanından yukarı çıkıyorum. Gülümüze şeklini verelim. Hemen eğer düzgünse, son halinde ise şöyle düzeltelim. Düzelttikten sonra şöyle elimle tutuyorum. Şöyle hepsinin ortasından şöyle çıkıyorum. Çıktıktan sonra şöyle yeşil kısımdan aşağıya ipimi alıyorum. Ve artık gülümüz açılma yapmaz ve sabitlemiş olduk. Tekrar diğer bunlar böyle olduğu zaman açılma yapar arkadaşlar. Ama bu sefer diktiğimiz için açılma yapmaz. İsterseniz bir de şu alt kısımdan da dikebilirsiniz. Ben şimdi hepsini dikip son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben bütün güllerimin hepsini dikip dikim aşamasını bitirdim. Dikmemiz güllerin şöyle sabit kalmasını sağlamış oldu. Bundan bu şekilde arkadaşlar aradaki tekli trabzanların her sırada sayısını bir tane artırarak supla yapabilirsiniz. Bu kenar süslemelerini bebek battaniyelerinde uygulayarak çok şık güzel bir battaniye elde etmiş olursunuz. Bu şekilde arkadaşlar ileriki günlerde bir tane de bandana kız çocuklarına çalışalım inşallah. Bugün de beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.